Hacim için yükseklik lazım. Yüksekliği çizelim. Tepe noktasını merkezde birleştiriyorum. 6, 8, 10 üçgeni oluşuyor. Yüksekliğimiz 8. Hacim pi re kare h bölü 3. Pi r kare 6 çarpı 6 çarpı yükseklik 8. Bölü 3. 6 3'e böldüm. 2, 6 kere 8, 48. 2 ile çarparsam 96 pi birim küp. Yana alan pi r a idi. A dediğimiz şu tb uzunluğu 8, 15, 17. Dolayısıyla pi r 8, a da 17. 8 ile 17'yi çarparsak 136 pi birim kare. Koninin alanı istenmiş. Yanal alan ve tabanı toplamamız gerekiyor. Önce yanal alanı yazalım. Pi PRA, R A, Pi R 5. A'yı bulalım. 5, 12, 13. Çarpı 13 artı tabandaki çemberin alanı Pi R kare. Pi 5'in karesi 25. Burası 65 yapıyor. 65, 25 daha. Bir de Pi var. 90 Pi birim kare. TB boyunca kesip konuyu açtığımızda bir daire dilimi elde ediyorduk. Açımız alfa 16 bu dairenin yarı çapı ve ispatlamıştık ki bunlar arasında şöyle bir bağıntı vardı. Alfa bölü 360 yarı çaplar oranı yani 4 bölü 16. 16'nın 4'te 1'i 4, 360'ın 4'te 1'i demek ki alfa 90 derece. Açımız alfa olsun. Alfa bölü 360, R bölü idir. R 3, 3 4 5 üçgeni, A'da 5. 360'da 5 sadeleştirirsek, 72, 72 çarpı olarak atıyorum. 3 kere 70, 210, 3 kere 2, 6 demek ki toplarsak 216 derece. Aradığımız yarı çapı R olsun. Aradaki bağıntıyı biliyoruz. 60 bölü 360. R bölü A. A 12. 60 ile 360'ı sadeleştiriyorum. 6. 12 ile 6'yı sadeleştiriyorum. 2, 2'yi karşıya çarpı olarak atarsam R eşittir 2.